Geldiği zaman söylerim efendim. İyi günler. Adınız? Mülayim. Mülayim ne? 7 tane mülayim dosyası var önümde. Mülayim sert. Ben çok sert erkeğimdir. Bakmayın ismimin mülayim olduğuna. Sizin raporlarınız Doktor Celal Bey'de. Sağdan ikinci oda. Sağ ol canım. Alo? Girin. Gel, yaklaş oğlum. Otur evladım. Adın ne bakayım? Mülayim Sert. Mülayim Sert mi? Evet efendim. Mülayim Sert. Demek sensin ha? Vah yavrum vah, vah evladım. Kaç yaşındasın? 32. Göstermiyorum değil mi? Evet oğlum, küçük gösteriyorsun. Ailende önemli hastalık geçiren var mı? Hastalıktan ölen yok efendim. Rahmetli babam 93 yaşında... Vefat etti öyle mi? Hayır. 93 yaşında 9. karıya nikah kıydı. Ya annen? Sizlere ömür. Hastalıktan mı? Kıskançlıktan. 91 yaşındaydı. Ayıptır söylemesi, bizim aile çok yaşar doktor bey. Evladım, benim de senin gibi bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sana bakınca onu görür gibi oluyorum. Yüreğim parçalanıyor. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Söyle söyle, benden laf çıkmaz. Raporlar, tahliller kesinlikle belirtiyor evladım. Ne çare sonu ölüm. Vah vah, demek ki gençliğine doyamayacak öyle mi? Doyamayacak. Yaşasa yaşasa en çok 6 ay yaşar. Vah vah, çaresi yok mu hiç? Yok oğlum, götürür bu hastalık. 6 ay en fazla, sonra kara toprak. Hayatının baharında olur mu bu? Hain felek! 6 ay ne ki? Kuyruğa girip 2 paket sana bile alamazsın. Hadi aldın. Ya gaz kuyruğuna nasıl yetişeceksin? 6 sene olsa, Doktor olduğuma lanet ediyorum şimdi. Ben de insanım, yüreğim yanıyor. Can çıkmayınca umut kesilmez. Oğlunu çok seviyorsun değil mi? Ben oğluma değil, sana yanıyorum evladım, sana! Benim bu kadar üzülecek neyim var? Çok hastasın evladım. Deminden beri sana bunu söylemeye çalışıyorum. Yakında öleceksin. Yani ölecek miyim şimdi? Şimdi değil oğlum. 6 ay sonra. 7 ay olmaz mı? Benim elimde değil ki oğlum. Bir şeyler yap be doktor. Bir ay fazladan ne çıkar? Hadi 7 ay olsun, boş ver hadi idare et. Açıktan bir binlik çalışır ha. Bir ay ne fark eder ki oğlum? İkramiye alacağım. Bugüne kadar hep köşeyi döneceğiz diye bekledik. Şimdi de ölümü bekleyeceğiz öyle mi? Başka tercihin yok evladım. Koca bir ömrü 6 aya sığdırmaya çalış. Gez, toz, eğlen, hayatın tadını çıkarmaya bak. Krallar gibi, sultanlar gibi yaşa. Bir saray alırım kendime. İçine 40 tane cariye, uşaklar, hizmetçiler, kızlar, öf! Nasıl yaparsın bunu? O kadar paran var mı senin? Mesela yani. Önüne baksana deve! Öleceksin be, öleceksin! Aa, sen nereden biliyorsun öleceğimi? Daha kimseye söylemedim ki. Bir ben biliyorum, bir de doktor. Allah Allah! Herkes duymuş mu ne? Merhaba Bediye Hanım. Kapıda mı kaldınız? Benim anahtarım var. Seni bekliyordum mülayim efendi. Kirayı getirdin mi? Getirmedim. Öyleyse eve giremez. Gel. Mülayim bey, hoş geldiniz! Maşallahınız var mülayim bey!
Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim. Demir gibisiniz. Ne şeker ne üre. Kalbiniz de saat gibi. 100 sene daha yaşarsınız Mülayim Bey. 100 sene! Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir. Demir gibisiniz. Bir yanlışlık olacak. Latife ediyorsunuz. Raporlarınız burada beyim. Adınız Mülayim Ters değil mi? Evet. Öyleyse tamam. Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Galiba. O ne? Hem de eşoğlu eşek. Ne? Ölmüş. Nasıl ölür? Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım. Konuş, konuş da mahcup et bizi. Tıbba hakaret. Doktorluğa ihanet bu. Ne yapalım efendim? Çöp tenekesine atın. Mülayim, kardeşim. Fena olacaksın sonra. Tamam, anladık. Hasta değilsin. Ama bir düzüne de acılı yenir mi ya? Bal gibi yenir. Arpanın ölümü attan olsun canım. Ulan oğlum, bunun yarını da var. Hepsini bir günde mi yiyeceksin? Yo, 6 ay içinde ne yersem yiyeceğim. Şimdi de izine çıkıyorum. Müdür bey izinleri kesti. Kim takar müdür beyi? Müdüre karşı geliyorsun, hiç takmıyorsun öyle mi? Niye takayım hıyarı? Ah! Mülayim, buraya gel! Buraya gel diyorum, çabuk! Patlama, yemek yiyoruz! Sen buraya gel! Kendini bok zannediyor eşoğlu eşek! Acele gel bakayım! Geliyorum lan! Bana mı söyledin gel diye? Sana söyledim Hıyarto. Ne? Bana mı dedin Hıyarto? Evet. Senden iyi Hıyarto mu olur? Odamdaki çiçekleri niye sulamadın Mülayim Bey? Peki sulayayım. Gel bakayım. Bak şimdi nasıl sulayacağım. İyi oluyor mu? İzine çıkıyorum. Dönüşte bu saksı gibi seni de sulayacağım. Arkadaşlar ben izine çıkıyorum. Güle güle. Bu çocuğa bir şeyler olmuş arkadaşlar. Hasta olmadığını anlayınca delirdi çocuk. Hayır, delirmedi, çıldırdı. Mülayim abi! Mülayim abi neredesin ya? Ne var? Kaç gündür seni arıyorum ya! Gene son bileti mi gagalayacaksın lan? Ya çıkarsa ha? Çıktı abi! Büyük ikramiye sana çıktı! İşte listeye bak! Tamam lan! Büyük ikramiye isabet etmiş, 4 milyon lira! Köşeyi döndün! Zengin oldun abi! Ne talih be! Kör talih! Anasını satayım! Olur mu be? Sırası mı şimdi bu paranın? Ben böyle paranın içine tüküreyim. Kendine gel Mülayim abi, sevinçten fırtınıyorsun galiba. Astır lan! Sen sebep oldun bu paraya, deve oğlu deve. Fena mı yaptık abi? Tonla para alacaksın, bir iş kurarsın, fabrika açarsın, daha gençsin, ölünceye kadar rahat yaşarsın. Doğru, ölünceye kadar rahat yaşarım. Ben bu parayı ne yapacağımı biliyorum. Ülkeye en faydalı tesisi kuracağım.
arkadaşlar, vatandaşlar, arkadaş özel teşebbüs olaraktan bu çok yararlı tesisi hizmetinize sunmakla şeref duyuyorum. Çok rahata kavuşacağınıza eminim. Hayırlı, uğurlu olsun. Açıyorum. Fiyatlarımız ucuzdur. Küçük 3 lira, büyük 5 lira. Büyük küçük beraber olursa tenzilatlı 3,5 lira. Açılış münasebetiyle bugün bedava. Arkadaşlar, sizden ricam, fazla ıkınmayın, fıtık olursunuz. Mülayim Bey, buraya 4 milyon lira harcadınız, doğru mu? 6 milyon. 2 milyon da kredi aldım. 7 ay vadeli. Vadeler 6 ay değil midir? Neden 7 ay? Ticari sırdır, söyleyemem. Mülayim Bey, size özel bir soru soracağım. Paranızı daha karlı bir işe yatıramaz mıydınız? Yatırırdım. Faizcilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi kolay iş teklifleri aldım. Neden bu karsız işi tercih ettiniz? Arkadaşlar, ben zamansız gelen paranın ancak üstüne sıçarım. Siz de sıçın. Hayır, neymiş de haberimiz yokmuş ya. Acaba biz senelerce bir deliyle mi yaşadık dersiniz? Ay, iyi ki kalkıp da benim gırtlağıma sarılmadın. Bravo. O bakımdan merak etme canım. Sarılacak olsa bana sarılırdı. O senin hüsnü kuruntun cicim. Mülayim bana yangında mı ben yüz vermedim. Öyle mi? Öyle ya. Yahu mülayim buradayken yüzüne bakmazdınız. Şimdi mi kıymetli oldu? Adam zırdeli yahu. 6 milyonu şak diye kenefe bağladı. Ben deli diyemem. Demek ki paraya kıymet vermiyor. Paraya kıymet vermeyen erkek kadına önem verir. Bilmedik mülayim senin kıymetini. Ah bilmedik, bilemedik. Bayağı yakışıklıydı mülayim. O gözler, o dişler, o burun, lokum lokum. Hadi ya, sahi mülayim öyle miydi? Tabii ya. Hanımlar beyler. Bir dakika, burası şehir kütüphanesi değil. İşleri iyice aksattınız. Herkes işinin başına. Esin Hanım, siz de özel dosyayı alın ve odama gelin. Kira verirken adama kan kusturursun, sonra da milyonları kenefe yatırırsın, he? Sana mı yatıracaktın mahkeme duvarı suratlı karı? Bana mı dedin? Senden başkası var mı olan bu odada? Her ay başı vicdan azabı gibi tepeme bindin. Yetti ulan artık! Kirayı da vermiyorum. Ne oldu sana mülayim? Hiç pis laflar etmezdin. Bugüne bugün kenefler kralıyım. Ne demek o? Temiz konuşacak değilim ya. Yani kira vermeyecek misin sen? Vermeyeceğim. Mahkemeyle çatır çatır alırım. Mahkeme 6 ay sürer mi? Bir senede sürer ama sonunda alırım ya. Nah bulursun beni de alırsın. Nereye gideceksin ki zibidi? Ahirete gideceğim. He? Ne ev kirası, ne gaz kuyruğu, ne geçim derdi. Oh be, dünya varmış. Akşama eve gelme serseri. Ben paramı kimseye yedirmem. Ben yerim. Doktor bey, doktor bey. Çok feci bir şey oldu efendim. Cinayet falan mı? Engel olmazsak evet. Daha açık konuşsana kızım. Dosyalar karışmış efendim. Mülayim Sert'le mülayim Ters'in dosyaları birbirine karışmış. Yani sağlam olan mülayim Sert'e öleceksin mi dedik yoksa? Maalesef öyle. Aman Allah'ım! Çabuk adamı bulup getirin buraya. Hemen hatamızı tamir edelim, dosyasının hemen! Dosyasının adresi yok ki efendim. Ne yapacağız peki? Onu bulmalıyız efendim. Sana istediğin kadar izin. Gidip mülayim Sert'i bul. Bu olayı kimse duymamalı. Ne gazete, ne radyo, ne de televizyon. Yoksa meslek hayatımız mahvolur. Sana güveniyorum Sevil. Merak etmeyin efendim. Ne pahasına olursa olsun onu bulacağım. Hadi kızım,